önce bir alkış rica ederek. Bu Quo Vadis sözcüğü çok güzel. Filmi hatırlayanlar, izlemiş olanlar var mı? Quo Vadis çok derin bir şey. Sizin planınız hangisi diye sorarak kapatayım günü diye düşündüm. Ve girdiğimde genç arkadaşlarım beni çok etkilediler. Enver Utku Batur diyordu ki, biz bir yerde konaklıyoruz. Ön yargılarımız var. Aslında sunumu hazırlarken düşündüm ki, Christopher McDougall'ın dediği gibi, biz yüz binlerce yıldır koşuyoruz aslında. Öyle çok bir yerde duraklamıyoruz. Bak niye duraklamıyoruz? Bu haritaları biliyorsunuz. İnsanlığın düz bir dünyada yaşadığını düşündüğü yıllar. Şöyle inanırlarmış, dünyanın sonuna doğru gideceğiz, bir noktada dünya bitecek, biz boşluğa düşeceğiz. Şunun gibi. Belki doğru. Haritalara bakayım dedim sunum hazırlarken, göç haritalarına. Milattan önce 11.500 ilk göçler. İnsanlar aslında hiçbir yerde durmamış. Hep göç etmişler. Hele bizler. Dini göçler, İpek Yolu, görüyorsunuz Türkiye'yi. En fazla göç edilen topraklardan birinin üstünde yaşıyoruz. DNA'larımıza bakıldığında, birbirimizin yüzüne gözüne baktığımızda hiçbirimiz birbirimize benzemiyoruz. Çok çok özgün bir coğrafyanın insanlarıyız. Tarihe bakın, Roma İmparatorluğu yine bizim topraklarımızda. Osmanlı İmparatorluğu da yine bizim topraklarımızda. Şunu düşünün, ne kadar çok insan göçmüş, ne kadar çok aile bir yerden bir yere gelmiş, ne kadar çok şey karışmış. Böyle bir toprakta yaşıyoruz. 1453 ile beraber hepimizin tarih bilgisini hatırlarsak, dünya bu sefer başka bir alana doğru kayıyor ve dünyanın yuvarlak olduğunu yavaş yavaş fark ediyor insanlık. Amerika başlıyor. Amerika ile beraber Afrika işin içine giriyor ve daha esir ticaretiyle beraber yeni bir hareketi görüyoruz. Ve sevgili kardeşim, insanlık hep hareket halinde, hep göç ediyoruz. Bir yerden bir yere gitmek istiyor ruhumuz. Ruhumuz da gitmek istiyor, bedenimiz de gitmek istiyor. Göçlerde çok büyük acılar var, çok büyük trajediler var. Hepimizin ailesinde birkaç nesil önceye bakarsanız bir yerlerden geldik. Benim annemler Üsküp'ten gelmişti. Hala anlatılırdı. Göçmen olunca bir yerlerde oturmayı istiyoruz, bir yerlerde kalmak istiyoruz, bir yerlerde kaynaşmak istiyoruz ama ruhumuz da hep kaçmak istiyor. Sonra Birinci Dünya Savaşı çıkıyor, Avrupa bir allak bullak oluyor. Yine haritalar, yine insanlar bir yerlerden bir yere gidiyor. Yine göçler. İkinci Dünya Savaşı'yla, Birinci Dünya Savaşı'yla beraber insanlık artık bir noktadan sonra artık bir hafif huzur bulayım arayışına giriyor. Ama ruh huzur bulmuyor tabii. Bu sefer uzaya gidelim, aya gidelim hisleri geliyor. Ve bütün yatırımlar bununla aya ayak basıyor insanlık. Ve aydan dünyaya bakıldığında dünya yuvarlak, sulardan oluşmuş bir gezegen. Ve romantik bir gezegen ve aslında küçücük bir gezegen. Biz içinde dönüp duruyoruz sürekli. Ama göçler bitmiyor. Ay'a da gitsek, Mars'a da gitsek, içimizdeki öfke, içimizdeki hırs, içimizdeki rekabet, içimizde bize benzemeyenlere duyduğumuz tahammülsüzlük bir türlü bitmiyor. Göçler devam ediyor. Bunlar yeni. Avrupa'nın ortasında katliam oldu. Çok yakın tarihimizde. Peki bizim göçlerimiz? İstanbul 1 milyonluk bir şehirmiş. Ali hatırlarsınız, sizin aileniz kaç göbek İstanbullu anlatıyorsun. 17 milyon İstanbul'dan bahsediyoruz, 20 milyon insan İstanbul'dan bahsediyoruz. Herkes çantasını kaptı bu şehre geldi. Taşı toprağı altın dedi. Göçler hayatımızın parçası ve hayatımızın her şeyini belirleyen parçası. Biz hep hareketteyiz onun için. Çevremiz de öyle. İşte Arap ilkbaharı, ona bağlı olarak müthiş bir hareket var. Hep çok acı var, hep çok sıkıntı var. Ama onunla beraber de devinimle beraber gelen bir canlılık da var. Bu canlılık şöyle, hatırlarsınız, genç arkadaşlarım hatırlamaz ama mesela Dinç Bey'e sorayım, üçüncü dünya ülkeleri diye bahsederdik hayatta. Birinci dünya, ikinci dünya, üçüncü dünya ülkeleri.
Böyle bir ayrım yok artık sizin dünyanızda. Hatta şöyle deniyor, 3. dünya ülkeleri diye görülen kırmızı ülke, kırmızı bölge, kırmızı kıtalar, yeni dünyalar. Onlar belki 1. dünya olacak. Belki sizler 1. dünyanın çocukları olacaksınız. Bu dünyalar gelişirken başka bir dünya çıktı 1994'ten itibaren yaygınlaşarak ve bir anda biz göç etmekten vazgeçtik. Odalarımıza kapandık ve bütün kainatın hakiminin kendimiz olduğunu düşünmeye başladık. Bu his içine girdik. O kadar alıştık ki hareketsizliğe. Her şeyimizi ekran başında yapmaktan ve bunu dile getirmekten de gurur duyar olduk. Dijital ortamlara gittiğinizde, dijital pazarlamadan bahsedilen, teknolojiden bahsedilen ortamlarda sürekli ekranlardan bahsediliyor. Sürekli kaç milyon insanın internette olduğundan, Facebook'ta Türkiye'nin kaçıncı olduğundan. Bunları aslında hep baştan sorgulamak lazım. Yeni gerçeklik bu ama aslında bu da bütün bu göçlerin bir parçası. Komik bir şey, gerçekten kök salıyoruz cihazlarımızla beraber. Hayatımızın yolculuklarını ekran başında yapıyoruz. Bu arada yeni bir araştırma okudum. Oksitosin diye bir hormon salgılarmış vücut. Cuddle hormonuymuş bu, yani sevgi hormonu, bilen arkadaşlarımız vardır. Oksitosin insana bir tür mutluluk veriyor. Facebook'taki like'lar da oksitosin salgılattırırmış. Yani sanal ortamda, birazdan çok güzel örneği verdi hocamız, onu da göstereceğim. Siborglar gibiyiz. Yani o fare gibiyiz sonuçta. Oradaki like'larla kuruyoruz hayatımızı. Cep telefonu ekranlarımız, çeşitli araştırmalar görüyoruz, günde kaç kere bakıyoruz diye. Şöyle diyor mesela pek çok şirkette gördüğüm rapor, evden çıktığımda cep telefonumu unuttuysam geri dönüyorum, cüzdanımı unuttuysam geri dönmüyorum. İşte ıssız bir adaya gidersem ne alırım, telefonumu alırım. Yani nereye kadar? Her şeyimiz. Bir konsere gidiyoruz, şöyle bakmıyoruz, cep telefonumuz ekranından bakıyoruz. Çünkü onu başkalarına göstermemiz gerekiyor. Çünkü yine bütün bu göçmenliğin bir parçası belki de. Çok ilişkideyiz, çok arkadaşımız var. Evet, bunlardan oksitosin salgıları da alıyoruz. Ama bunu mu istiyoruz? İnsanlık buraya mı gidecek? Biraz önce çok güzel sunumlar dinledik. Artificial zekayla, yapay zekayla ilgili. Evet, dünya oraya gidecek. Bilgisayarlar bizden daha akıllı olacaklar. Belki kötü bilgisayarlar da olacak. Artificial intelligence hayatımızda bırakacağımız, insanlık bittikten sonra kalacak şeyler dedi hocamız. Dedim belki de öyle olacak. E.T., Wall-E falan gibi. Ama biz yine günlük hayatta beynimiz değişmiyor. Beynimiz eski model. Çok olağanüstü bir şey olabilir ama eski model. Ve bu eski model bu kadar bilginin arasında biraz önce de konuşuldu. Kayboluyoruz, süzemiyoruz, seçemiyoruz. Ya bize plan A veriliyor ya plan B iş dünyasında. Plan A olmasa plan B. Bu kadar mı dar dünyamız var? Hani A seçeneği, B seçeneği. Her şeyimiz çoktan seçmeli. 4 tane, 5 tane cevapla mı yaşayacağız hayatı? Çok güzel bir örnek verdiniz. Düşünen gençler geliyor. Düşünen gençlerin olması ülkemizin en büyük yatırımı geleceğe, çoktan seçmek değil, düşünerek korkmayan insanların olması. Soruları Google'a soruyoruz. Bütün geçen haftalarda Fast Company'deydi galiba ya da Fortune'da bir makale vardı. Geleceğe bu 4 şirket kuracak. Her şey onların üzerinden dönecek. Apple, Amazon, Google ve Facebook, bütün ticaretler, bütün ölçek, her şey onların üzerinden dönecek diye. Biz oyunun dışında zaten kalıyorsak yeni bir şey bulmamız gerekiyor. Yeni bir söyleme girmemiz gerekiyor. Sebastian hızlı hızlı her şeyi minimize etti. O çağdayız. Uzun yazı okumuyoruz, uzun kitap okumuyoruz, filmlerden sıkılıyoruz, içi şişen insanlara dönüştük. Gerçekten TED Talks'u kısacık kısacık özetleyip nasıl yaparız? Bence müthiş bir sunumdu Ali Üstün'den seçtiği sunum. İsviçreli mantığıyla şahane bir istatistik sunum yapmış ve aslında sonunda kız ölüyor filmin. Bütün dünyadaki şeylere baktığınızda senaryolara 3-5 aynıdır ama işin yolculuğun kendisi önemli. Biz hep yolculuğun sonuna bakıyoruz. Ve yukarılara çıkıp bakmıyoruz artık hayata. Hep küçücük ekranlardan bakıyoruz. Cep telefonundan bakıyoruz. Laptopumuzdan bakıyoruz. Tabletlerden bakıyoruz. Ve bundan çok hoşlanıyoruz. Çok mutlu oluyoruz. Kötü bir şey değil teknoloji.
Ama teknolojinin de bu kadar esiri olmamamız gerekiyor. Bu yüzden diyorum ki sevgili arkadaşlar, unplugged olalım. Şu kabloları biraz çıkartalım. Beynimizi özgürleştirelim. Arkadaşlarımız buradalar. Onlar demiş ki biz yapabiliyorsak siz neden yapamıyorsunuz? Bir kere yani biz yapabiliyorsak demeyin kendinize. Bir kere müthiş bir aşk varmış işin içinizde ki şeyler gibi Kolomb gibi bir yerlere gitmişsiniz. O çağlarda yaşasaydınız belki onlardan olacaktınız. Levent Hoca dedi ki robotics öğrenirken bildiğim bir dal değil. İlk kurallar Asimov'un koyduğu bir robot insana zarar vermez üzerine kurulurmuş. Ya bir robot insana zarar vermez üzerine kuruluyorsa biz insanlar neden çocuklarımızı böyle konumlayamıyoruz? Kendimizi neden böyle konumlayamıyoruz? Bu kadar mı zor bir şeyi değiştirmek? Demek ki bu kadar zor. Yani binlerce yıldır birbirimizi öldürüyorduk, aşağılıyorduk, devam ediyoruz. Robot insana zarar vermez diye fikir geliştiriyoruz ama asla kendimize bakmıyoruz. Boğaç Kerem dedi ki, toplumsallığın güvenli ağlarından kurtulun. Yaratıcı kimliğinizle hayatın amacını kendiniz yaratın. William Wordsworth, İngilizlerin ünlü şairlerinden, Child is the father of man diyor. Hakikaten bu arkadaşlara bakınca gerçekten çok umutlandım. Geleceğimiz böyle olacaksa Türkiye için, dünya için hayat güzel görünüyor. Semih Hoca dedi ki içe yolculuk cesaret gerektirir. Tabii ki. Çünkü genç arkadaşımız söyledi. Çok korkuyoruz konfor zonunun dışına çıktığında. Thomas Frey gelecek bilenlerin olacak demişti. Çünkü ev ödevimizi yapmamız lazım. Bilmek için çalışmamız lazım. Üniversitelere çok iş düşüyor. Boğaziçi'ne ayrıca teşekkür ediyoruz bu salonu bize sağladığı için. Koroyu kutluyorum. Boğaziçi gibi bir kurumun olması ülkemiz için çok önemli. Murat Oğuz Arcan çok güzel bir cümleydi. Hayal kurunca önemli olan sonuç değil yolculuktur. Aslında Kovadis'in cevabı biraz da bu. Sonuçlara takılıyoruz, çoktan seçmelilere bakıyoruz. Yolculuğun kendisidir işin keyfi olan. Zaten bütün bu konuşmalarında özünü buraya indirgemek lazım. Yolculuğun kendisidir arkadaşlarımızın haritası. Değil mi gezginlerimizin? Gezginlerimiz bu kadar yer gezmişler. Hem kendisinden zevk almışlar hem de sonuç almışlar. Bütün araştırmalar öyle gösteriyor. Değil mi Semih Hocam? Bir şeyi çok zevk aldın mı, keyif aldın mı zaten işler iyi gidiyor. Ahu Özyurt, bir daha yüzünü göremeyeceğiniz insanlarla görüşün dedi. Ne kadar basit bir şey. Bu insanlar hayatımızdan bir sürü insan geliyor geçiyor. Ne kadar zenginleşebileceğimiz deneyimler var hayatta. Bunları önemsemiyoruz. Adnan Hoca siborglu bir gelecekten bahsetti. Şu fareye bakınca gerçekten kendimizi gördüm. Yani zevk hormonu üzerinde gidiyor bütün hayatımız. Ve biz de onun o şeyin önünde durması gibi Manivela'nın önünde kendi küçük kapalı cihazların önünde duruyoruz. Tunç çok güzel söyledi. Artık tek bir yol yok. Tek bir yol olmaması belki Da Vinci'den beri söylenilen bir şey. Ama bunu içselleştirmemiz lazım. A ya da B değil hayat. Sonsuzluk içerisinde. Zaten sonsuzluğu da arkadaşlarımız çok vurguladılar. Yeni bir yolcu için karar zamanı. Lafı çok güzeldi. Bir de konuşurken sunumlarda değildi. Sunumların içerisindeki şeyleri yakalamaya çalıştım. Döndüğümüzde ne biz ne de yer aynıdır artık dedi Mehmet Ali Çalışkan. Sivil toplum kuruluşlarının yaptığı 20 yıllık eğitimlerden bahsederken. Hayat spiral bir şey. Mevlevilik de zaten onu anlatıyor. Bizim kültürümüzde de biraz bu var. Bir şeylerin arasında dönerek ve tekrar ederek hayatı öğrenmek. Fazla soru sormaktan kaçınmadan, kafamızı hep açarak, bir yerlerde takılı kalmadan. Hakan Gürsu çok zihin açıcı bir sunumdu. Korkutucu aslında ama korkutucu bir duruma ümit katarak sunumunu bitirdi. Yiyecekler bozuluyor, ambalajlar bozulmuyor. Ne yapacağız bu dünyada? Elimizdeki tek kaynak çöp. O zaman çöpe farklı bakalım. Kreatif fikirler zincirleme reaksiyonlara sebep oluyor dedi. Yani siz bir şeye başladığınızda hayat size gülüyor. Şafak Pavey, hepimiz aynı toprak parçası üzerindeyiz dedi. Ve aslında benim ilk seçtiğim slide'dı bu. Dünya düz aslında ve hepimiz birbirimize bağlıyız. Bunu da arkadaşlarımız çok güzel dile getirdiler Berkay'ı. Ben şimdi üç arkadaşımı sahneye davet etmek istiyorum. Gelir misiniz? Sizlerle bitirelim.
İki tane slaydım var. Özgür olduğun noktada hiçbir şey yoktur demişti Berkay. Machu Picchu'dan, Peru'dan bakmak istiyorum hayata. Gidemedim, Meksika'ya kadar gittim. İnşallah kısmet olur. Covadis derken bu arkadaşlarımızla geleceğe gitmek istiyoruz. Hepsini alkışlayalım, tüm konuşmacılarımızı ve sizleri. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. Ali Bey. Şimdi koromuz. Sabah, ha? Sabah.